Alo? Lan nasıl yaparlar lan bize bunu? Lan ne cüret lan? Lan bak hepsinin evini yakacağım. Geberteceğim onları. Becir. Becir bitti. Bitti, her şey bitti. Başsavcı Büşra Korkmaz cinayetiyle alakalı yakalama kararı çıkardı. Sizi almaya geliyorlar. Almaya mı geliyorlar? Nereden, buraya mı? Cevher itirafçı oldu. Bütün olayı baştan sona kadar her şeyi anlattı. Oradan hemen çıkmanız lazım. Lan senlik bir şey var mı? Yok. Ama babam bu durumu kaldırabilecek mi bilmiyorum. Geliyorlar ha. Tamam kapat. Kapat Rüya. Azat. Cevher gidip mahkemede her şeyi okumuş. Büşra Korkmaz cinayetini anlatmış. Bak çabuk buradaki her şeyi yak. Eşyanı topla, kaçıyoruz buradan. Çabuk. Çabuk. Tamam. Çaresizlik berbat bir his değil mi? İnsanın kalbi sıkışıyor, nefesi daralıyor. Böyle gözleri sürekli bir çıkış arıyor ama karanlıktan başka bir şey göremiyor. İyice sessizleşiyorsun. Sessizlikten çıkmaya çalışıyorsun. Debelendikçe daha çok dibe batıyorsun. Ezilip kalıyorsun bu yükün altında. Babamı ilk aldıklarında ben de bu binada deneyimlemiştim. Umut lütfen. Bak seni anlıyorum. Biliyorum da haklı olduğum bir sürü şey var. Ama lütfen ya. Ben gerçekten şu an seni dinleyecek durumda değilim. Rüya, ben senin canını yakmak için gelmedim buraya. Şu an seni en iyi anlayan kişi benim. Aileni seviyorsun. Onları kaybetmek istemiyorsun. Anlıyorum. Sana dokunmayacaklardı. Sana hiç kimse dokunmayacaktı. Bana söz verdiler. Ben bunun sözünü aldım. Ne güzel babanı da aldın yanına. Ne kadar güzel. Hepimiz kendi yollarımıza dağılacaktık. Neden yaptın bunu ya? Bunu neden yaptın Umut? Yani benim babam bir suçlu olabilir. Suçlu, sen adaleti sağlamaya çalışıyorsun. Tamam, sağla ama niye bu kadar ileriye gittin ya? Neden bu kadar ileriye gittin? Niye bunu yaptın? Senin sağlamaya çalıştığın adalet benim bütün hayatımı yıkıp geçirdi, farkında mısın? Ya ben seni korumak için neler yaptım? Ben seni korumak için, ailemi korumak için ne kadar acı çektim, sen bunun farkında mısın? Umut, senin nefretinin bedelini şimdi biz hepimiz ödüyoruz. Nefret? Rüya, bütün bunların nefret yüzünden olduğunu düşünüyorsun. Bak ben babamı alıp hayatıma mutlu mesut devam edebilirdim. Peki Büşra ne olacak Rüya? Onun kendi canını alan babası ne olacak? Bu tutuklanan insanların canını yaktıkları insanlar ne olacak? Canını yakacakları insanlar ne olacak? Üzgünüm Rüya, ben yapamazdım. Ben bütün bunlar hiç olmamış gibi hayatıma devam edemezdim. Belki siz ederdiniz, belki başkaları ederdi. Ama üzgünüm, ben geceleri rahat uyuyamazdım. Bak ben senin içindeki iyiliği gördüm Rüya. Sen onlar gibi değilsin. Bunu gözlerimle gördüm. Ama abinin günahları seni kötü biri yapıyor. Ve sen bunu hak etmiyorsun. Sen bu yükün altında ezilmeyi hak etmiyorsun. Fecir'i ikna et. Teslim olsun. Belki böylece sen de rahat bir uyku çekebilirsin geceleri. Sen de bu yükten kurtulabilirsin. Çünkü sen bunu hak etmiyorsun. Ben sende onu gördüm Rüya. Ben sende o iyiliği gördüm. Ve sen hala
İçindeki iyiliği seçebilirsin. Hala adaleti seçebilirsin. Sadece kendin için değil, sevdiklerin için de. Umarım doğru yolu seçersin. Turmuş, Turmuş olan Hürmüş olan her şey kaybet, göm bir yere. Kimse hiçbir şey bilmeyecek. Lan oyalanma, yürü. Polisler geliyor. Alo. Alo abi. Abim, aldın mesajımı. Bu uygulamadan konuşabiliriz artık. Abi siz neredesiniz? Bizim bu kaydı kuydu olmayan evler var ya, gizli. Onlardan birindeyiz, saklanıyoruz. Sonra? Sonra Gürcistan'daki bağlantılarımızdan haber bekliyoruz işte. Yurt dışında bir ülke seçeceğiz, oraya gideceğiz. Abi peki ben ne yapacağım? Abicim senlik bir şey yok. Senin adın geçmiyor hiçbir dosyada. Bir sıkıntı yok ki. Ne demek senlik bir durum yok ya? Babam hapiste. Sen kaçıyorsun. Azat yok. Ben burada tek başımayım. Farkında mısın? Ne demek seninle alakası yok? Burada koskoca bir cehennem yarattınız. Ortasına da beni bırakıp gittiniz. Ne demek seninle bir alakası yok? Ne diyeyim abim şimdi sana? Ben ne yapacağım? Herkes bizi suçluyor. Bana onu söyle. Ben nereye gideceğim? Ya ben bilerek böyle bir şey yapar mıyım Rüya? Kurban olayım sana. Sen benim canımın yarısısın ha. Ben seni bile bile başını belaya sokar mıyım? Ben böyle olacağını bilmiyordum ki. Buralara geleceğini nasıl anlayabilirim? Bu savaş bitti abi. Biz kaybettik. Teslim olacaksın. Teslim olacaksın en azından. Biz bir şeyleri düzeltebilelim. Ben artık dayanamıyorum. Bitir şu işi ne olur ya. Ben dayanamıyorum abi, taşıyamıyorum. Bu yükü ne yapacağımı bilmiyorum, ne olur. Ya ben sizin için ne gerekiyorsa yaptım. Bu cinayeti bile bile sustum. Hiç kimseye bir şey söylemedim. Ben suç işledim ya. Ben suç işledim. Umut'un üstüne iftira attım ben. Abi ben bu ailenin iyi olması için gereken her türlü bedeli ödedim. Şimdi sıra senin bedel ödemende. Yok Rüya. Yapamam ben öyle bir şey abicim. Hapse mapse giremem, tamam. Bak ben kafama sıkarım ama oraya girmem. Bunu bil. O zaman senin Rüya diye bir kardeşin yok artık. Büşra Korkmaz davası kapanana kadar senin Rüya diye bir kardeşin yok. Thank you.
Tamam abim. Kapatacağım, bir şey korkmaz davası. Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.